Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar serimizin 62. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz daha önce çalıştığımız konuları tekrar etmiş oluyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Bu videoda Écrivez les phrases de nouveau en utilisant l'infinitif passé. Cümleleri l'infinitif passé kullanarak tekrar yazın. L'infinitif passé önemli bir konu. Daha önce bir videoda çalışmıştık. O konunun kartını da videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemeyenler mutlaka izleyerek çalışsınlar. Videoya başlarken Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Kanala abone olmadıysanız abone olarak destek vermeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Birinci alıştırmamız. Je suis allé à l'école et j'ai joué au basket avec mes amis dans le jardin. Ben okula gittim ve arkadaşlarımla bahçede basketbol oynadım. Şimdi öncelikle şuraya l'infinitif passé konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Söylemiştim. Mantığı nedir? İki tane olay var ve öncelik sonralığı belirtmek istiyoruz. Birinci olay. Je suis allé Ben okula gittim. İkinci olay. Je joue au basket avec mes amis. Arkadaşlarımla basketbol oynadım. Dans Ekleme. Ne diyeceğiz? Okula gittikten sonra Bahçede arkadaşlarımla basketbol oynadım diyeceğiz. Şimdi après'i getirip koyalım. Après être, être fiili mastar halinde. L'infinitif mastar demek zaten. Après être allé, à Okula gittikten sonra ne yaptık? être koyduk. Asıl kullanmak istediğimiz fiil, alle fiili, partisip pasesini kullandık. Okula gittikten sonra cümlenin gerisi aynı. o basket avec mes amis dans le jardin. Geçmişteki öncelik-sonralığı belirtmiş olduk. Cümlenin Türkçesini de yazalım tekrar. Okula gittikten sonra bahçede şuradan devam edelim. Arkadaşlarımla basketbol oynadım. Basketbol oynadım. Noktayı koyalım. Hemen ikinci cümleye bakalım. İkinci alıştırma. Nous avons terminé notre travail. Nous avons dedik. Bakın liaison yaptık. İki tane sesi birbirine bağladık. Ulama deniyor buna. E, nous nous sommes peu. İşlerimizi bitirdik ve birazcık dinlendik. İki tane olay var. Ve bağlacından bölelim. Biz işlerimizi bitirdik. Birinci olay. Nous nous peu. Birazcık dinlendik. ikinci olay. Ne diyeceğiz? İşlerimizi bitirdikten sonra birazcık dinlendik diyeceğiz. Yine après'i yi getirelim. Après. Şimdi burada ne var? avuarla çektik. Dikkat. Termini bitirmek, tamamlamak demek. Fiili passé composé de plus que parfait de avoir yardımıyla çekiyoruz. Après avoir terminé yine fiilin partisi passé'sini kullandık. Notre travail işimizi, işlerimizi bitirdikten sonra cümlenin gerisi aynı. Çift zamirli bir fiil var. Se reposer, dinlenmek demek. Nous Nous sommes Bir de akor var sonunda. Zira nu şahıs zamiri ve et yardımıyla çekiliyor. Cümlenin Türkçesi nasıl oldu? İşlerimizi bitirdikten sonra sonra biraz dinlendik. Gördüğünüz gibi l'infinitif passé konusu da gayet kolay. Hadi üçüncü cümleye bakalım. Üçüncü cümle, üçüncü alıştırma. Nous avons réparé le vélo de Rex et nous nous sommes promenés dans le parc ensemble. Rex'in bisikletini tamir ettik ve birlikte parkta dolaştık. Şuradan bölelim iki tane olay var. Birincisi Rex'in bisikletini biz tamir ettik. İkincisini biz birlikte parkta dolaştık, gezdik. Şimdi ne yapacağız? Yine après'i yi koyalım. Après. İpucu burada var zaten. Fiili passé composé'de avoir yardımıyla çekiyoruz. Après avoir. Réparer. Le vélo de Rex. Rex'in bisikletini tamir ettikten sonra. Şuraya virgül koyabiliriz. Nous, nous sommes promenés. Çift zamirli bir fiil. Gezmek, dolaşmak demek. Yine akorlu. Cümlenin kalan kısmı pek tabii aynı. Dans le parc. Ensemble. Cümlenin Türkçesini yazalım. Rex'in bisikletini tamir ettikten sonra şöyle yazalım. Birlikte parkta dolaştık. Parkta dolaştık. Peki şöyle desek olmaz mıydı? Birlikte parkta dolaşmadan önce Rex'in bisikletini tamir ettik desek olmaz mıydı? Olurdu ama burada önce bisikleti tamir ettik. Sonra bisikletle parkta dolaştık gibi düşünelim. Dördüncü alıştırma. Je suis sorti du travail et je Ben işten çıktım ve alışveriş yapmaya gittim. Şuradan bölelim iki tane olay var. Ben işten çıktım. Ben alışveriş yapmaya gittim. Şimdi bakın burada ipucumuz var. Fiilimizi, sortir fiilini de alıyor. Add yardımıyla çekiyoruz Passe Composé'de. Hatta isterseniz şuraya Le Passe Composé dili geçmiş zaman konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Belki izleyip çalışmayanlar vardır. Buradan ulaşarak çalışabilirler. Après'i getirip koyalım. Après être fiil master halinde. Être fiili. Sortir fiilinin partisi pasesini almamız lazım. Bakın çok kolay. Après être sorti, de Le travail ile kontrakt ettik. Du travail. Je suis allé faire du shopping. Bu cümleyi söyleyen bir erkek mi, bir kadın mı? Bakın buradan anlayabiliriz. Bir tane ö daha olsaydı, bu cümleyi söyleyen bir kadın diye anlardık. Akor olmadığına göre bu cümleyi söyleyen bir erkek. Cümlenin Türkçesini yazalım. İşten çıktıktan sonra alışveriş yapmaya gittim. Geçmişte yaşanan iki tane olay var. İkisi de tamamen tamamlanmış ve bitmiş. İkisi arasında öncelik sonralığı belirtmiş oluyoruz. İstersek bu cümlede olduğu gibi ikisini de passé composé ile söyler ve ile bağlarız. İstersek l'infinitif passé kullanırız ve geçmişteki iki olayı ve öncelik sonralığını bu şekilde belirtebiliriz. Geldik videomuzun beşinci alıştırmasına. Nous avons fait nos devoirs. Biz ödevlerimizi yaptık ve Regarde, yani nous avons regardé, seyrettik. La télévision ensemble, birlikte. Ödevlerimizi yaptık ve birlikte televizyon seyrettik. Bölelim iki tane olay var. Biz ödevlerimizi yaptık, birinci olay. Birlikte televizyon seyrettik, ikinci olay. İpucumuz burada, fiil de burada. Fer fiili, partisip pasesini alacağız. Pase kompozede avuar yardımıyla çekiyoruz. Hemen şunu getirip koyalım. Après avoir, avoir yani yardımcı fiili master olarak koyduk. Zira l'infinitif passé master. Après avoir fait nos devoirs, ödevlerimizi yaptıktan sonra şöyle götürebiliriz. Bakın, nous avons regardé la télé, la télévision aynı şey. La télévision. Ensemble. Noktayı koyalım cümlenin Türkçesini yazabiliriz. Ödevlerimizi yaptıktan sonra birlikte televizyon seyrettik. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 62. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız yani çan işaretine tıklarsanız bu serinin devamından farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.